Venüs, Güneş sistemi içerisinde ikinci sırada ve Merkür ile Dünya arasında yer almaktadır. Venüs, gökyüzünde parlak bir mücevher gibi göründüğü için adını Roma mitolojisinde aşk ve güzellik koruyucusu tanrıçası Venüs'ten almıştır. Yunan mitolojisindeki karşılığı Afrodit'tir. Babil mitolojisindeki karşılığı ise İştar'dır. Venüs, sistemimiz içerisinde çıplak gözle görülebilen gezegenlerdendir. Venüs'ü ilk kimin gördüğünü bilmemiz zor. Çünkü gökyüzüne bakan herkes rahatlıkla görebilir. Aslında doğru yere baktığınızdan emin olmanız da çok zor değil. Çünkü gökyüzüne bakacak olursak, Güneş ve Ay'dan sonra görebileceğimiz en parlak cisim Venüs'tür. Büyük ihtimalle binlerce yıl önce yaşamış insanlar da bunu biliyorlardı. Venüs'ün ilk keşfi hakkında gerçekleri konuşmamız zordur. Fakat tarihçiler Venüs'ün gözlemlerinin ilk ne zaman yapıldığını yazılı kayıtlar sayesinde tespit edebilmektedirler. Günümüze kadar kalan en eski astronomik belgelerden birisi M.Ö. 1600'den kalmıştır. Bu metinler Babillerin 21 yıl boyunca Venüs'ü incelediğini ve görünümü hakkında notlar aldığını göstermektedir. Venüs, Mayalar ve Yunanlılar da dahil olmak üzere birçok eski halkın mitolojisinde yer almıştır. Venüs'ü bir teleskop yardımıyla inceleyen ilk insan 1610 yılında Galileo Galilei'dir. Galileo, ilk teleskobu ilkel olmasına rağmen Venüs'ün Ay gibi fazları olduğunu gözlemleyebilmişti. Ancak aynı şeyi Merkür için yapamamıştı. Teleskobunun ilkelliği Merkür'ü görebilmesine izin vermişti ancak Ay gibi fazlarının olduğunu yıllar sonra başka bir astronom keşfetmişti. Bu gözlemler Kopernik'in daha önce tahmin ettiği gibi gezegenlerin Dünya etrafında değil Güneş etrafında döndüğünü ispatladı. Astronomlar Dünya'dan bakıldığında Venüs'ün Güneş'in önünden geçeceğini Dünya'dan görebileceğimizi tahmin ediyordu. Bu geçiş ilk defa 4 Aralık 1639 senesinde gözlemlendi. Daha sonraki bu geçişler astronomların Venüs'ün bir atmosfere sahip olduğunu keşfetmelerine sebep oldu. Bunun yanında Dünya ile Güneş arasındaki mesafeyi doğru bir şekilde hesaplamamıza yardımcı oldu. Venüs'ün Güneş önünden geçişi en son 2012 yılında oldu. Ondan önceki geçişi 2004 yılında ve ondan önceki ise 122 yıl önce 1882 yılında gerçekleşmişti. Bundan sonra Venüs'ün Güneş'in önünden geçişi 11 Aralık 2117 senesinde meydana gelecek. Venüs'ü ilk ziyaret eden uzay aracı NASA'nın 1962 yılında Venüs'ün çok yakınından geçen Mariner 2 aracıydı. Daha yakın zamanlarda NASA'nın Magellan uzay aracı Venüs'ü ziyaret etti ve yüzeyini geniş bir şekilde haritalandırdı. Avrupa Uzay Ajansı ESA 2006 yılında Venüs'e Venüs Express uzay aracını başarıyla ulaştırdı. Ruslar tarafından Venüs'e gönderilen ilk Rus uzay aracı Venüs yüzeyine başarısız bir şekilde iniş yaptı ve zemine çakıldı. Birkaç başarısız girişimde bulunulmasına rağmen yılmayan Ruslar, Venüs yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yapmayı başaran ilk uzay aracı olan Venera 7 uzay aracını yüzeye indirebildi ve 35 dakika boyunca iletişim sağlandı. Venüs diğer birçok gezegenin aksine kendi etrafında ters bir şekilde döner. Bu demek oluyor ki en azından teknik olarak Güneş batıdan doğar ve doğudan batar. Venüs'ün Güneş etrafında bir tam turu 225 dünya günü yapmaktadır. Yani dünyada geçen her 225 gün Venüs'te bir yıla denk gelmektedir. Ancak burada kafa karıştıran bir olay var. Venüs'te bir gün bir yıldan daha uzundur. Venüs'ün diğer gezegenlere göre ters dönmesi nedeniyle bir Güneş doğuşundan diğer doğuşuna geçen süre 117 dünya günüdür. Venüs, Güneş sisteminin en sıcak gezegenidir. Aslında Güneş'e en yakın gezegen olmasa da yoğun atmosferi Dünya'yı ısıtan sera etkisine benzer şekilde ısıyı gezegen içinde hapseder. Sonuç olarak Venüs'te sıcaklık 467 santigrat dereceye kadar ulaşır. Bu sıcaklık kurşun eritecek kadar yüksektir. Bu nedenle astronomların gönderdiği sondalar
Venüs yüzeyinde sadece birkaç saat dayanabilmektedir. Venüs esas olarak sülfürik asit bulutları içeren karbondioksitten oluşan bir atmosfere sahiptir. Bilim insanları Venüs'ün atmosferinde az miktarda da olsa su tespit etmeyi de başarmışlardır. Venüs'ün atmosferi diğer gezegenlere göre çok çok daha ağırdır ve Dünya'nın atmosferine göre 90 kat daha fazla basınç yaratır. Venüs'ün yüzeyi günümüzde oldukça kurudur. Dolayısıyla yüzeyinde sıvı su yoktur. Bunun ana nedeni ozonla dolu olan atmosferden dolayı oluşan aşırı sıcaklıkların suyun buharlaşmasına sebep olmasıdır. NASA'nın yürüttüğü bir çalışmaya göre, şimdi olmasa bile bundan uzun zaman önce gezegenin fiziksel koşullarının yaşama uygun olabileceği, hatta bünyesinde okyanuslar barındırmış olabileceği tahmin ediliyor. Venüs yüzeyinin yaklaşık 3'te 2'si, bugün hala aktif olan, 240 kilometre genişliğine kadar ulaşabilen, lav akıntıları çok uzun süreyle devam eden volkanlarla kaplıdır. Lavların oluşturduğu kanallar diğer gezegenlere kıyasla çok daha uzundur. Venüs, 5000 kilometreye kadar ulaşan lav kanallarına sahiptir. Venüs'te bulunan en yüksek nokta Maxwell Dağları'dır. Bu dağlık bölge 6 farklı dağdan oluşmaktadır. Venüs yüzeyinin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturur. Maxwell Dağları'nın uzunluğu yaklaşık 870 kilometredir. Venüs'e çoğu zaman Dünya'nın ikizi denir. Bunun sebebi boyut olarak çok benzer, kütle olarak %80 kadar yakın, çap bakımından ise sadece birkaç kilometre fark olmasıdır. Aynı zamanda konum bakımından Dünya'ya en yakın gezegendir. Tüm bunlara rağmen atmosfer bakımından birbirinden çok farklıdır. Venüs'ün yarıçapı 6052 kilometredir. Dünya'nın yarıçapı ise 6371 kilometredir. Dünya'da dahil olmak üzere Güneş sistemindeki çoğu gezegen kendi etrafında dönüş hızından ötürü orta kısmından kabarık bir şekildedir. Bu, ekvator ve kutuplarla farklı çap uzunluğu oluşmasına sebep olur. Ancak bu kural Venüs için geçerli değildir. Venüs çok yavaş bir şekilde döndüğü için şekli diğer gezegenlere göre çok daha küresel olmaktadır. Eğer Venüs'ün ekvator bölgesinde bir geziye çıkacak olursanız yolunuz yaklaşık 38 bin kilometre uzunluğunda olur. Aynı geziyi Dünya ekvatorunda yapacak olursanız yolunuz yaklaşık 40 bin kilometre uzunluğunda olacaktır. Venüs'ün atmosferinin %96.5'i karbondioksit, %3.5'i nitrojen, geri kalan kısmını ise sülfürdioksit, argon, su, karbon monoksit, helyum ve neon oluşturmaktadır. Venüs'ün metalik demir çekirdeği yaklaşık 6400 km genişliğindedir. Gezegenin erimiş kayalık mantosu ise yaklaşık 3000 km kalınlığındadır. Venüs'ün kabuğunun çoğunlukla bazalttan oluştuğu düşünülmektedir ve ortalama 10 veya 20 km kalınlığında olduğu tahmin edilmektedir. Venüs, onu dışarıdan görmenize engel olan yoğun bulutlara sahiptir. Ancak Venüs'teki bu bulutlarda yaşayan kasırgalar yüzeyde değil, atmosferde gerçekleşmektedir. Bu bulutlar her 4 dünya gününde bir Venüs'ün etrafında bir tur atmaktadır. Bu bulutların yarattığı kasırganın oluşturduğu rüzgarlar saatte 369 km hızla esmektedir. Gezegenin bu rüzgarlarının hızı Venüs'ün kendi rotasyon hızından yaklaşık 60 kat daha hızlıdır. Gezegenin yüzeyindeki rüzgarlar atmosferindeki kadar şiddetli değil, yüzeydeki rüzgarların ortalama hızı 5-6 kilometredir. Avrupa Uzay Ajansı'nın Venüs'e gönderdiği Venüs Express uzay aracı ilginç bir yıldırım bulgusu keşfetti. Bu yıldırımlar Güneş sisteminin diğer gezegenlerine kıyasla biraz farklı. Bu farkı yaratan Venüs'teki yıldırımların su bulutlarıyla ilişkili olmamasıdır. Bunun yerine bu yıldırımlar sülfürik asit bulutlarından kaynaklanmaktadır. Bilim insanları bu elektrik boşalmalarını heyecanla takip etmektedirler. Çünkü bu yıldırımlar sırasında oluşan akım, molekülleri beklenmedik bir şekilde diğer parçalarla birleştirebilecek parçalara bölebilmektedir. Bu da alternatif yaşam senaryoları ile ilgili bilgiler verebilir. Hatta bu konuyla ilgili geçtiğimiz yıllarda daha detaylı bulgulara rastlanmış ve Venüs'te hücresel yaşam formu olabileceği üzerine açıklamalar yapılmıştı. Bu konuyla ilgili videoyu yukarıdaki linkten bulabilirsiniz.
Bilim insanları Venüs üzerinde uzun süre yaşamış olan bir kasırga gözlemlemişlerdir. İlk olarak 2006 yılında gözlemlenen bu kasırgada oluşan yıldırımlar sayesinde elementler sürekli parçalara ayrılıp yeniden birleşmektedirler. Bu sırada da yepyeni formlar oluşturmaktadırlar. Bulutlar aynı zamanda kütle çekimi dalgaları olarak bilinen meteorolojik olayların işaretlerini taşımaktadır. Bu atmosferik dalgalar kozmolojik kütle çekim dalgalarıyla karıştırılmamalıdır. Oluşan şiddetli rüzgarlar hava katmanlarının yükselip alçalmasını sağlamaktadır. Venüs'ün fotoğraflarına bakacak olursak mavi çizgiler görürüz. Bunlara mavi emiciler veya ultraviyole emiciler denir. Böyle isimlendirilmelerinin sebebi mavi ve ultraviyole dalga boylarındaki ışığı güçlü bir şekilde emiyor olmalarıdır. Bu emilen enerji tahmin ettiğinizden de büyüktür. Gezegenin emdiği enerji toplam güneşten gelen enerjisinin neredeyse yarısı kadardır. Bu emilen enerji Venüs'e çoğunlukla cehennem gibi denmesinin sebebi olmaktadır. Video hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Takip ederek, beğenip yorum yaparak beni ödüllendirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.